Herkese günaydın. İstanbul'da sabah hava sıcaklığı 1,5 derece. Biraz önce gördüğünüz kar temizledim arabanın camından. Daha doğrusu silecek temizledi. Ben temizlemedim. Şimdi bugün bir iç hat yolculuğu yapacağız. İstanbul'dan Ankara'ya uçacağım ve ertesi gün geri döneceğim. Bakalım kış şartlarında uçuşlar nasıl yapılıyor? Bunun hikayesini birlikte göreceğiz. Hepimize iyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Otoparkta aracı çalıştırdığım zaman yaklaşık 1,5 santigrat dereceyi gösteriyordu. Yola çıktım, biraz 2,5 oldu. Şimdi havalimanına Kemerburgaz yolu üzerinden gidiyorum. Epey bir kar yağışı var. Burada sıcaklık yaklaşık 1,5 derece. 1,5 derece olması önemli. Niye diye soracak olursanız, bu sıfıra yaklaştığı zaman veya bu 1,5 derecede bile aşırı bir rüzgar estiği zaman buzlanmaya çevirebiliyor. İşte buzlanma da en büyük dert hem uçaklar için, yerde araçlar için. Bakalım yolumuza devam ediyoruz ama kar yağışı oldukça hissedilmeye başlandı. Şiddetini arttırmış durumda ve bayağı seri bir şekilde yağıyor. Bakalım ne olacak. Şansımıza İstanbul Havalimanı'na doğru dönünce kar yağışı duruyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 1 derece daha artarak 2,5 santigrat dereceye ulaşıyor. İstanbul Havalimanı'na doğru artık gelmek üzereyiz. Ayrımdan ayrıldık. Burada hava biraz daha, bulutlar daha yükseldi. Yağış biraz daha azalmış durumda. Daha çok yolun getirdiği çamur, su yoldan diğer araçların attığı sular geliyor. Şimdi havalimanına doğru gireceğiz. Aracımızı park ettikten sonra terminalde görüşmek üzere. Aracımı park ettikten sonra ben her seferinde aslında nereye park ettiğimi unutmamak için fotoğrafını çekiyorum. Bunu yapmamın nedeni geldiğim zaman uzun yolculuklardan özellikle aracımın nerede kaldığını unutmamak. Bunu da tavsiye ederim ama eğer IGA'nın mobil uygulamasını indirirseniz buradan da çok fazla gerek kalmıyor. Otoparkta aracınızın nerede olduğunu size söylüyor. Tuvalet testimize işte buradan bakıyoruz. Tuvalet gayet temiz. Bazen inanılmaz pis tuvaletlerle farklı havalimanlarında karşılaşabiliyoruz. Bu yolculuk sırasında biraz tuvaletlerin temizliğine de beraber bakacağız. İşlemlerimizi tamamladık. Bagajım olmadığı için, şimdi sırt çantam ve online check-in yaptığım için elimdeki o barkodla birlikte ikinci güvenlikten geçeceğim. Sonra uçağa doğru ilerleyeceğim.
uçuşuma var. Yolculuk sırasında ilk defa havalimanı kütüphanesine uğruyorum. Bu güzel proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın ortak projesi. Kütüphanede 2000'den fazla tarihten kişisel gelişime, romandan süreli yayınlara kadar farklı farklı eserler var. Ayrıca çocuklar için sesli ve engelsiz kitaplar ve e-kitaplar da bu kütüphane içinde yer alıyor. Üye olup buradan alacağınız kitabı Türkiye'nin herhangi bir yerindeki kütüphaneye de iade edebilirsiniz. Sabah çıkarken kar vardı evden ama bakıyorum şimdi İstanbul Havalimanı apronunda herhangi bir kar belirtisi yok. Biz burada sıcacık terminalde bekliyoruz ama dışarıda yer hizmetleri çalışanları, bakımları yapan teknik ekip, bunun gibi tabii binlerce kişi bu soğukta çalışıyor. Onlar sayesinde de bizler emniyetle uçabiliyoruz. Öncesinde kanat üzerinde oluşabilecek buz, uçuş emniyeti için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle kalkış öncesinde uçakların gövde ve kanatlarının üzerine de-icing ve anti-icing işlemleri uygulanıyor. En basit tanımla uçağı buzlanmanın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak olarak ifade edilen bu işlemler, uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve karın buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlenerek, özellikle de uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilmesini sağlıyor. Uçak tipine bağlı olmakla birlikte yaklaşık 10 ila 20 dakika arasında sürüyor.
İstanbul'da Şişli'de başlayan yolculuğumuz Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tamamlandı. Kar şartlarından, kış şartlarından fazla etkilenmedik ama tabii ki bu havalarda dikkat etmek lazım. De-icing yapılıyor uçaklara. Bazen rötarlar oluyor ama unutmayın, her şey sizin emniyetiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi uçuşlar diliyorum.